Evet sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi workbooklarımızın 80. sayfası açık. Birinci etkinliğimize bakıyoruz. Match to make phrases. Then label the pictures. İlk başta eşleştirmemizi yapacağız ok çıkararak. Daha sonra da burada oluşturduğumuz kelime kalıplarını resimlerin altına yazmamız gerekiyor. Bunun için videoyu durdurup gerekli eşleştirmeyi yapıp resmin altına yazalım. Bu tarz etkinlikleri yaparken zorlandığınızı hissederseniz mutlaka kitabınızı kapatıp öğrenci kitabını açıp konuyu bir daha tekrar etmenizde fayda var. Ondan sonra yapın. Yani ben yapamıyorum deyip boş bırakmayın veya yapamıyorum deyip kafadan atmayın. Evet, bakıyoruz o halde. Şimdi videoyu devam ettirdiğinizi düşünüyorum. Kar kelimesi oymak demekti. Neyi oyuyorduk bu ünitede? Pumpkin'i oyuyorduk, balkabağını. Walk in parade. Parade tören yürüyüşüydü hatırlayacak olursanız. Read poem, şiirdi. Go trick or treating, şaka mı şeker mi ifadesi vardı. Wear scary costumes, dance in streets. Şimdi ikinci etapta eşleştirmeni yapmanız gerekiyordu. Hemen kontrol ediyoruz. One, two, three, four, five and six. Cevaplarımızı kontrol ettik. Yanlışımız varsa renkli kalemle düzelttik. Kontrolleri mutlaka renkli kalemle yapıyoruz. Etkinlik 2'ye bakalım. Fill in the blanks with the correct word. Fill in, doldur, blanks, boşlukları ne ile doldurmam isteniyor? Doğru kelimelerle. Şimdi videoyu durdurup kelimeleri hatırlayın. Söylüyorum kelimeleri. Bakalım doğru hatırladınız mı? Celebrate, kutlamak demekti. Holiday, tatil. Scary, korkunç. Meal, öğün, yemek. Parade, tören yürüyüşü. Popular, popüler demekti. Boşlukları doldurduk. Kontrolümüzü yapıyoruz. Do you want to watch the street? Street, caddede ne olabilir? Parade, cadde yürüyüşü olabilir. Thanksgiving Day hatırlayacak olursanız şükran günüydü. Is a national, milli bir nedir Amerika'da? Holiday, tatildir. People in America, Halloween. Cadılar Bayramı'nı Amerika'da ne yaparlar? 31 Ekim'de kutlarlar, celebrate. My mother cooked a special for us. Cook ne pişirilir? Yemek pişirilir. Bonfire night is a festival in England. Bonfire gecesi popüler bir festivaldir İngiltere'de. People wear, insanlar giyer. Nasıl kostümler giyer? Scary costumes in Halloween. Korkunç kostümler giyer. Write the past simple form of the verbs. Past simple, past tense isteniyor. Yani geçmiş zaman. Bunların hepsi düzenli. Şu an sadece düzenleri gördünüz çünkü. Düzenli fiillerin sonuna de, ed, ied eklenerek yapılıyordu. O halde önce yaptınız, sonra renkli kalemle kontrol ediyoruz, silgi kullanmadan. Evet. Watch. Ne yaptım? Ed ekledim. Celebrate'in sonunda zaten E olduğu için celebrated sadece D ekledik. Walk, walked geçmiş zaman oldu ED. Study, study'nin sonunda Y var. Y'den önceki harf sessiz, Y düştü, İ geldi, studied. Dance, zaten E olduğu için dance. Stop kelimesi iki sessiz ses arasında bir ses harf. Ya da aklımızda kalsın diye ne dedik? Tren ya da ren gibi yazılanlar. Bu da tren gibi yazıldığı için sondaki P harfini ikiledik. Stopped. Tidy. Sonda Y var. Y'den önceki harf sessiz. Tidy. Cook. Cooked. Stay. Sonda Y var ama Y'den önceki harf sesli olduğu için Y'ye dokunmuyoruz. State. Dokunduysak hemen düzeltelim. Try. Y var. Y'den önceki harf sessiz. Tried. Evet, bölüm 4'e bakacak olursak. Look at Amy's list. Bak Amy'nin listesini and write sentences about what she did and she didn't do yesterday. Yaz, cümle yazmamız isteniyor. Ne hakkında bu cümleler? Ne yaptı, ne yapmadı? Örnek cümlemize bakalım. Tidy her room. Odasını toplamak. Amy ya da she diyoruz başına. Tidy. İlk yazanlar fiil biliyorsunuz. Fiil düzenli olduğu için bunlar sonuna de, ed, ied getirerek geçmiş yapıyoruz.
Tidy'nin de sonunda Y vardı. Y'den önceki harf sessiz olduğu için iyi oldu. Amy tidied her room yesterday'i de sona ekledik. Hepsini dün yaptı. Olumsuz olanlarda ne yapıyorduk? Olumsuz yapmak için not, not'ı eklemek için ek gerekiyordu. Didn't dedikten sonra fiili olduğu gibi kullanıyorduk. Öncelikle yazmadan önce bir sonraki cümle için tahminde bulunun videoyu durdurup sonra videoyu oynatın. Cümle bazlı yapın. Yani her cümleden önce durdurun, tahminde bulunun. Cümleleri sonra gördükten sonra yazın. Evet. Birinciyle başlayalım. Study for the English test. Tick var. Yani olumlu cümle. She studied, Y düştü, for the English test. Yesterday yazabiliriz. Two. She played chess with her sister. Three negatif olacak. She didn't visit her grandparents. Visit yalın halde. She didn't visit her grandparents. Help her mom in the house ise she didn't help her mom in the house. Watch TV'ye gelecek olursak. She watched TV. Yani televizyon izler, televizyon izledi. Yardım etmez, yardım etmedi gibi oluyor. Listen to music olumsuz olacak. She didn't listen to music. Hemen yazdık, boşluklarımızı doldurduk. Beşinci etkinlik. Circle the correct one. Doğru olanı yuvarlak içine alın. Burada geçmiş zaman hepsi. Evet, olumlu cümle mi, olumsuz mu, soru mu dikkat edin. Önce cevaplarınızı işaretleyin, sonra renkli kalemle düzeltme yapacaksınız. Hazır. Did. Soruda did var. Did'i çekip aldığım için geçmiş zaman kalmaz. Yani iki tane did olamayacağı için yalın halde. Were you yesterday? Soru değil mi? Neden did olmasın? Did'in olabilmesi için bir fiil gerekiyor. Buradaki birinci cümledeki fiilim watch, izlemek fiiliydi. Ama were, neredeydin de bir fiil yok. Dolayısıyla were, you'ya uygun. My father didn't work. Did'i çekip aldığımız için olumsuz cümlede fiil yalın halde. Paul finished. Neden finished yesterday? Geçmiş zaman, fiil ikinci halde, olumlu cümle. You arrive home. Burada were düşünmüş olanlar olabilir ikinci cümlede. Ne? Hayır. Arrive, varmak ifadesi var. Sen varmak, eve varmak bir fiil olduğu için bunun içinden did hop buraya gelmiş. Why didn't you walk? Did'i çekip aldığımız için yalın halde. Because it olduğu için tekillerde was. Hemen bir sonraki sayfaya geçtik. Put the words in the correct order to make questions. Soru yapmak için doğru sıraya yerleştir diyor. Then match them with the answer. Sonra cevaplarla eşleştireceğiz. İlk örneği birlikte yapalım. Açıklayayım. İkinci, üçüncüler için durdurun. Sonra kendi yaptıklarınız üzerinden kontrol edin. Birinciyi açıyorum. Şimdi bir kere bizim şurayı görmeyin, who did'i görmeyin, you ile başladığımızı düşünün. Öznenin yanında ne olacak? Fiil. You öznesinin yanında ne var? Visit fiili. Sen, ziyaret etmek. Ne zaman? Dün. Soru yapmak için bize bir ne gerekiyordu? Ek. Visited'in içinden did çıktı, hemen başa geldi. Did you visit yesterday? Bu evet hayırlı soru oldu ama bizden evet hayırlı soru istemiyor. O zaman soru kelimesini de ekin başına. Yani özne yüklemi ayırmıyoruz. Soru yaparken ek onun başına. Varsa soru kelimesi de onun başına geliyor. Zaman ifadeleri, yerler, nesneler vesaireler hep sonradan devam ediyor. O halde diğerlerini yapın. Şimdi kontrol edelim. Renkli kalemle düzeltiyoruz. Silgi kullanmak yok. Evet. What did Sarah cook for dinner last night? Öznem Sarah, cook pişirmek. Ne pişir, ne için? Akşam yemeği, geçen. Zamanı hep sona bırakın. Did'deki başta, what onun başında. Home Richard did arrive what time? What time did Richard arrive home? Did Tom and Jill leave 2 years ago where? Where did Tom and Jill leave 2 years ago? Start you when playing did the piano? When did you start playing piano? The piano olacak bu arada şurası. Did Sarah study what yesterday? What did Sarah study yesterday? Sorularımızı düzelttik. Cevap eşleştirmemizi yaptık. Şimdi doğrularımıza tık atıyoruz. Yanlışlarımızı renkli kalemle düzeltiyoruz. 5, 1, 4, 6, 3, 2. Cümlenin tamamını anlamınıza gerek yok. What, when, where ifadelerini biliyorsanız zaten bu eşleştirmeyi doğru yapmış olmanız gerekiyor.
7 numaralı etkinlik. Put the verbs in brackets into the correct form of the past simple. Past simple dediğimiz past tense, yani geçmiş zaman. Past simple'ın yapmamız isteniyor. Ne yapıyorduk biz? Bunların düzenli fiiller var. Düzenli fiillerin sonuna de, ede, iede getirerek geçmiş zaman yapıyorduk. Evet, bakalım. Burada bir olumlucu. Önce kendiniz bir tahminlerinizi yapın, sonra kontrol edelim. John. Düz cümlemiz var. Olumlu gördüğünüz gibi. Played. It. He, she de gerek yok. Rain ne olur düzenli fiil ise? Rained. Stay ne olur? Stayed. Watch ne olur ikinci hal? Watch. Yani Türkçesini anlamanıza gerek yok. Burada durmamız gerekiyor. Soru. Soru yapmak için bize ek gerekiyordu. Eki tuttuk. Hop başa attık. Geçmiş zaman ekimiz neydi? Did. Did'i çekip aldığımıza göre study birinci halde kalır. İkinci hal olmaz. Bunu studied yaptıysanız düzeltin. Yes, I learned. Learn'ün düzensiz hali de var ama düzenli olarak biz kabul edelim şimdikini. When. Soru yapmak için ek gerekiyor. Önce öznenin üstünden eki buraya yerleştirmemiş olmamız gerekiyor. Did return'da olduğu gibi kalır. Bir sonraki etkinliğimiz, pardon özür dilerim. Bunun alt kısmı varmış. Büyüttüğüm için görmedim. Devam ettik 5 numaraya gelecek olursak. Not. Olumsuz yapmak için not eklemek için ek gerekir. Geçmiş zaman ekimiz past simple'ın eki did'di. Did not ya da didn't enjoy olduğu gibi kalır çünkü did burada. Soru yaparken eki başa attık. Geçmiş zaman eki did'i call olduğu gibi kalır. Cevap veriyoruz. Olumlu cümle geçmiş yapıyoruz. Invited sonda e olduğu için sadece d yazdık. Not var. Not'ı eklemek için ek gerekiyor. Did, didn't want olduğu gibi kalır ve walked. Kontrollerimizi yaptık. 8. etkinliğimize gelecek olursak. Read the postcard. Kart postalı oku. And put the verbs in the breaks into simple past. Yine past simple, simple past yapacağız. Hazır. Okuyarak gidelim çünkü sorular da var. Hello Jack. Ama Türkçe'ye çevirmeyeceğim. How are things with you? I just returned from an amazing holiday. I was in Washington with my family last weekend. We, çocuklar, travel'da ses ikizlemesi var. Kural dışı bu. Traveled, daha doğrusu size anlattığım tarzı değil, daha ince bir detayı var. Ona girmeyeceğim. Sondaki L'yi iki kez yazmış olmanız lazım. Büyük ihtimal bu bölümde bunu yazmamışsınızdır. Düzeltin. By plane and stayed at a nice hotel. Y'yi düşürdüyseniz hata yaptınız. Onu hemen düzeltin. Der. Dere gelince bir bekliyorduk. Sonraki de bakıyoruz. So much to do was. So much, maç sayılamayanlarda kullanılır, many sayılabilenlerde. On Saturday we walked all day in the beautiful streets of the city and visited many museums. Sunday was a special day for American people because it was Independence Day. Independence Day, kurtuluş günü demek. Independence Day, Amerika'nın kurtuluşu. Independence Day'i çizdik. Kurtuluş günü çünkü özel günler ya, festivaller ya konumuz. People decorated the streets and their houses with flags and dressed in the colors of American flag, red, white and blue. They celebrated this day with picnics, barbecues, parades and fireworks. Firework, ateş işi yani havai fişek demek. In the evening, we wanted to join the huge, huge, büyük, geniş demek. Daha önce bu ünitede giant kelimesini gördük. Geniş, dev anlamında. Street parade. It was really fantastic. Der. Dere gelince bir düşünüyoruz. Day değil çünkü. Day olsa direkt were yazacağız. Ama der olunca sonrasına bakıyoruz. Thousands çoğul olduğu için were. Öğretmenim hani thousand'a s gelmiyordu. Burada 2000 demiyor. Binlerce anlamında kullanıldığı için s2 var. All people in the streets and they played music and danced. I was a bit tired but I enjoyed every minute of my trip. Talk to you soon, Sarah. Geçmiş zamanla doldurduk anlamamıza gerek olmadan. Şimdi parçayı tekrar okudunuz. Ve cevapları buluyorsunuz ama yazmayın. Çünkü uzun cümle kuracağız sizlerle birlikte parçaya göre. Bakalım sorular neymiş. Where were Sarah and her family for the weekend?
Neredeydi Sara ve ailesi hafta sonu? Sara and her family de diyebiliriz. They de diyebiliriz. Özneyi yazdık. Were'ü yazdık. Cevabı vereceğiz. They were in Washington. Yazıyoruz. What did they do on Saturday? Ne onlar yaptılar cumartesi günü? They walked all day and visited museums. Tüm gün yürüdüler ve müzeleri ziyaret ettiler. Why was Sunday a special day? Neden, niye pazar günü özel bir gündü? Because'la başlayabiliriz. It was Independence Day, kurtuluş günüydü. Bağımsızlık günüydü. How did American people celebrate this day? Nasıl Amerikalı insanlar kutlar bu günü? People celebrated, kutladılar, özür dilerim. Kutlar dersem do olması gerekir. People celebrated this day with picnics, barbecues, parades and fireworks. Tam cümle yazın. Bakın özneden sonra fiil ikinci halde. Bunlar ne işimize yarayacak? Çünkü belli süre sonra şunu yapacaksınız. Düzgün cümle kuracaksınız. Aa, içimden böyle geldi. Nasıl olduğunu anlamadım ben de dediğiniz o hal var ya, bir dönem geliyor, bir anda cümle kuruyorsunuz. Bunlar işte okuya okuya, bu cümleleri tam yaza yaza bu gelişecek. Did Sarah have a good time in Washington? İlk başta mimolu soru. Sarah iyi vakit geçirdi mi Washington'da? Yes, she enjoyed every minute of her trip. Ya da bunu kısa yazabilirsiniz. Yes, she did şeklinde olabilir. Sorun yok. Böylece 10B bölümünde bitirmiş olduk. Üniteyi tekrar ederken düzenli fiilleri tekrar ettiğinizden, vazveri tekrar ettiğinizden, festival konusunda burada geçen kelimeleri tekrar ettiğinizden emin olun. Şimdi uzun bir mola verelim.